Masaya yumruk. Hani şöyle bir yurdum gibi. Hiçbir şey yapmadan, masaya yumruk. Hiçbir şey yapmadan sonra diyor ki niye herkes bana bağırıyor? E sen kimseye tepki vermiyorsun. Kimse sana saygınlığını bunu yapmadı. Yitirdi. Hayır, kimse saygınlığını kimse yitirdi. Kimse sana bunu yapmanın hani caydırıcı bir özelliğini görmüyor. O görmüyor. Yani ben evet. Şimdi burada atıyorum senin sesin çıkıyor, senin sesin çıkıyor, Ayşe'nin sesi çıkmıyor mesela, tamam mı? Bir hareket yaptınız, ben de sizi patlatmam lazım, tamam. Hani doğrusu aslında hepinize yüklenmek ama Ayşe diyorum ya şunları bir arkadaşla mukayyet olsan diyorum. Yani o da diyor ki tamam diyor, peki diyor, gidiyor ondan sonra. Yani diyorum ben bundan sonra demek ki bu lafı Ayşe'ye söyleyebilirim Dora, diyorum mesela. Dora sen ileri gittin, oraya kadar gitme. Bakış, hiç konuşma. Şöyle sadece bak. Bakışımla sustururum ya. Yok abi. Böyle bitti. Şöyle bitti. Bir, yani. Böyle bir daha sana zaten yapalım. Konuşamaz. Ya, o kadar konuşmaması lazım. O kadar içlerini konuşuyorlar ki şiştiler. Ya. Ben bile artık televizyona ama bir gideyim de cevap vereyim'e geldim. Yani bu kadar içine konuşup susup ağzından bir kelime çıkmıyor ya. Ondan sonra Osman Can'dan İnanılmaz. Hatırsızı. Bir de Osman yani hiç şeysiz. Hani giriş diyor ya gökyüzüne, sulara, oraya buraya söylüyorum. Direkt Ertuğ sana söylüyorum. Ya arkadaş artık hani ne yapmış olabilirsin ya bunu? Bununla ne yapmış olabilirsin bu kelimeyi bence, hak edecek ne yapmış olabilirsin bence ya? Bence orada direkt sana söylüyorum altına yatan başka bir sebep var bence. Bence diğerlerine söylememek. Başta söyledim ya bence sayı almayan herkesten nefret ediyor. Yani sevmiyor diyeyim. Sayı almayanları sevmiyor ve o anki adrenalinle. O yüzden mi Ertuğ'u söylüyor? Hayır, bak dedi ki şimdi dedi ki. Adam Ertuğ, ha, o zaman işte bak. Şimdi dedi ki Aziz'e gidersem dedi benim çenen çenesiyle beni batacak dedi. Barış'a gidersem dedi halk beni yerin dibine sokacak güzel. Dedi. Ha, kim konuşuyor? Aynen öyle Ertuğ. İşte. Aynen öyle. O zaman işte bak sana, düşün sana diye. Oradaki sinek ikilisin abi. Görüntün senin bu. Herkes senin üzerine oynayıp hani kızım sana söylüyorum gelinim sana anla menüsüne sana söyleyip hareket ettirmeye çalışıyor. Sen bunu hak edecek bir şey yapmadın ya. Tam tersi elinden geleni yapıyorsun. Bazı oyunlarda da oyun sana baktığı için de müthiş başarılısın. Sen burada niye tepki koymuyorsun ya? Ya bir insan bir susar iki susar. Yani üçüncüde bir cevabın yok. Herkes bana gibi. Bağırıyor. Bağırır tabii. De, sen yarattırıyorsun o pozisyonu. Evet, sen getiriyorsun o duruma insanlara. İçine atıyor atıyor sonra bir anda patlıyor. İki kere gördük bunu. Bir kere Nefise'ye kötü bir laf söyledi. Hani yine sabretmişti. Biz hatta Erdoğan maşallah çocuğa ne sabır var yine diyorduk. Yine bir şeyler daha. Sonra bir laf etmişti. Sonra Asena'ya çok yükleniyor Erdoğan demiştik. Asena'nın karnı bir hareket yaptı. Yani aslında içine atıyor ama çözemedikten sonra da patlıyor. Şimdi ondan bahsediyorum. Ben mesela Osmanca'nın o suratına bağırılmasından sonra çadıra gitmesine kusura bakma ben kendi açıma 10 puan verdim. Yani ben yapmazdım ayrı konu. Evet. Ben kendi yaptığım harekete 10 puan vermezdim. Ben, kontrol etti kendini en azından. Ben farklı bir hareket yapardım ama Ertuğ'un yaptığı harekete 10 puan verdim. Her zaman kafamdaki doğru şeyleri yapamıyorum hayatta maalesef. Ama akşam gidip potaya Osmanca'nın yazmaması evet. Ondan sonra kampa gidip hemen özrünü kabul etmesi. Evet. Bunlar bana çok saçma geldi. Hele bak özrünü kabul etmesini baştan sona zaten anlamadım. Yani bu lafın nasıl bir laf olduğunu algılayamayacak kapasitede bir adam mısın? Hep diyorsun 36 yaşındayım, 36 yaşındayım. Kusura bakma da 36 yaşında bir adam o lafın nerelere gittiğini bilir ve ona göre tavır alır. Tavır bile almadı. Zaten Aziz'in ondan sonra tepkisi var. Hoş, o da Aziz'e kalmamış o tepki vermek ayrı konu. Bir de potada ben bireyselle görüşeceğim. Şimdi bireysel az önce dedim. 5-0 yani seni Osmancan seni evine yollasın olacak. Osmancan bu konuda haklı mı olacak? Ya bu arada hiç ben potaya çıkartmamasını da bir yandan karakterli buluyorum. Çünkü şöyle bu kadar ne olursa olsun iyi performans göstermiş bir yarışmacıyı bir hatası yüzünden bana yapmış olduğu bir hata yüzünden bile potaya yazmamak bir erdemli bir duruş. Kesinlikle tam tersi. Potada Ertuğ da var o sırada. Kesinlikle tam tersi. Potada kozlarımızı paylaşalım. Survivor'a gelmişsin o zaman sen Survivor bitsin. Çık Osmancan'ı 100 metre koşuya çağır. 5 kere yarış bak, o zaman senin yani. Senin dediğine şurada katılırdım. Survivor'ın başlarında olsalar güçlülere ihtiyaçları var. Ama şurada bireyselliğe hiçbir şey kalmamış. Sen sana o lafı eden insanı potaya çıkarıp gel kapışalım deyip gitmesi durumunu bile istemiyorsan eğer bu kusura bak, bakma. Bak, bu yani ne biliyor musun? Yani. Bir taşla iki taş. İdare etti bu durumu bir taşla iki kuşu kaçırtma. Evet. Bir canım yani. Rakiplerinden biri. Yani şampiyon evet, olmak üzere rakiplerinden birini eleme pozisyonuna sokacaksın yazarak. İki, o günkü duruşuna sana Osman'ın söylemine tepki vermiş sana olacaksın. Sana bir şey diyemez he. Seyirci derece helal olsun aynen ya. Öyle. Vallahi helal olsun. Zaten bunun karşılığında da bunu yazdı. Bitti. Ben kadar yapardım. Ben korkmuyorum şey senden. Yazmamasına da helal olsun diyen hayır görüyorum. Ya ben katılmıyorum ya. Ben katılmıyorum. Yani peki parkurda, Survivor parkurda yarışmak mı?
atıyorum potada yarışmak mı? Yani sen onu söyle bana. Eğer sen dersen ki parkurda yarışmak, o zaman Survivor değil zaten. Hani Survivor bunların hepsinin toplamı. Bunun değerini sana halk veriyor. Yoksa bir sayı kazandın diye halk demiyor ki, aa Ertuğ çok iyi adam. Ertuğ Osman. Şimdi biz diyoruz burada Osmancan sayı kazanan bir adam. Yusuf sayı kazanan bir adam. Ne oldu? O zaman biz Osmancan'la Yusuf'un yaptığı her şey haklı mı diyeceğiz? Aa Osmancan haklıymış mı dememiz lazım? O, yani şey Ertuğ mantığına göre. E zaten potadasın Ertuğ. Ya ne akıl anlamadım ben. Bak bir dakika Begüm'cüğüm bir şeye gireyim. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Çadıra giderken dikkatinizi çeken bir olay var mı? Ertuğ çadıra giderken Hayır, Osman çadıra. Osman çadıra giderken. Yani. Söylene gidiyor. Evet. E? Yok. Çadır üstündeki güneşlik yok. Ceza mı var? Ceza olana kadar o hani Yusuf'un şeyin çadırları dağıttığı yere kadar orada tentelik vardı. Gölgelik vardı, güneşlik vardı. Onu prodüksiyonumuz kaldırmış. Çok yerinde hareket yapmışlar. Çok doğru hareket. Onu görsem bak ben yarışmacı çadıra olsam. Çadıra giderken dedin onu, ama ya. Onu görsem derim ki bize bir ikaz veriyorlar. Yani biraz güzel. Daha kendimizi kontrol edelim. Bak bunlar küçük detaydır. Tabii anlayana ben anlardım. Bak burada tentelik var, güneşlik vardı. En azından oturuyor. Yağmur yağmasını önlüyordu. Sen zaten bunları da yapmazdın Kemal abi. Ya ayrı mevzu abiciğim. düşünürüm ya. Osmancan'a sen halkasız atış yapacaksın. Atış yok, hayali atacaksın diye. Ya Allah korumuş ya. Vallahi o iki arkadaşımız da Murat Ceylan'ın da diğer arkadaşımız da Allah korumuş. Ya yüzüne gelsin zaten sert bir madde. Allah korusun. Gözünü kaybedersin ya. Ya bu kadar sorumsuzca, bu kadar yanlış bir hareket yapılabilir mi ya? Çünkü bir de denizde tahtanın üstünde oynadıkları için alan çok kısıtlı. Hani şeydeki diğer kumdaki gibi değil yani. Bravo. Şu kadar çekim alanı mesela kısıtlı. Hemen sağında duruyor. Şemsiye'nin altında çalışanlar var bir sürü. Evet. Peki şimdi Nefise'nin de gözyaşlarını tutamadığı, oyun kazanmakla ilgili yaşadığı o anları izleyelim. Evet, Nefise kazandığı sayı sonrasında yine gözyaşlarını tutamıyor ve yeter artık isyanla devam ediyor. Ne diyorsun Ayşe'cim bu konuya? Açın halinden açanlar. Ya ben ne diyeyim ki, Nefise denilecek her şey dedi. Çok zor bir şey ya. Bir de artık böyle büyük ödüller geliyor. Tabağın dolu dolu geldiği bir dönemde birden hani onu yiyip ertesi gün hiçbir şey yememek mide bir zaman sonra genişliyor. İlk bir böyle 1,5-2 ay küçültüyorlar. Sonra birden büyümeye başlıyor. O açlık da büyüyor onunla partisi. Birlikte. Tabii birleşmeden partisi, sonra o mideyi açar. Aynen. Evet. Evet. 3 günlük yemek yediğin için bir oturduğunda ben anlıyorum yani. Bir de şey var şimdi, açlık bir tarafında beyninin hep var. Hani vücut aç 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 diyor. Ya ben şurada Ramazan'dayken bile nasıl huysuz açtığımı biliyorsunuz. Suratım ya istemsiz artık somurtuyordu insan. Yani bir de öyle bir yerde sürekli oyun oynamak zorundasın. Yani oturup böyle Evet, Nefise kazandığı sayı sonrasında yine gözyaşlarını tutamıyor ve yeter artık isyanla devam ediyor. Ne diyorsun Ayşe'cim bu konuya? Açın halinden açanlar. Ya ben ne diyeyim ki, Nefise denilecek her şey dedi. Çok zor bir şey ya. Bir de artık böyle büyük ödüller geliyor. Tabağın dolu dolu geldiği bir dönemde birden hani onu yiyip ertesi gün hiçbir şey yememek mide bir zaman sonra genişliyor. İlk bir böyle 1,5-2 ay küçültüyorlar. Sonra birden büyümeye başlıyor. O açlık da büyüyor onunla partisi. Birlikte. Tabii birleşmeden sonra mide büyüyor. O mideyi açar. Aynen. Evet. 3 günlük yemek yediğin için bir oturduğunda...